merkez herkese günaydın. Yeni güne başlarken elbette ABD başlığıyla başlıyoruz. ki ABD'de açıklanan veriler, Fed yetkililerinden, Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalarla birlikte Dolar güç kazanıyor hisseler ise baskı altında. İçeride ise pozitif bir kapanış vardı. Dün itibariyle ki %2,13'lük bir değer kazancına işaret etti. Dolayısıyla bugün de tepki alımının devamı gelir mi? Tüm bu detayları program içerisinde konuşacağız. Borsa İstanbul dipten bir dönüş performansı mı sergiledi yoksa temkinli mi olmak lazım? Yakından takip edeceğiz diyelim ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan yapılan açıklamaları takip ettik ki dün Fatih Karahan Bloomberg tarafından düzenlenen New York'taki etkinlikte daha hızlı ve kırılgan bir iyileşme yerine sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli açıklamasında bulundu. Hızlı büyüyen ekonomiler genellikle çok fazla sermaye çekme eğilimindedir. Ancak bu sermaye akışları oldukça dalgalıdır ve çok hızlı bir şekilde de çıkabilir vurgusu yaptı ve aslında büyümeye yönelik önemli bir mesajı da vermiş oldu. BOFA Başkanı'ndan FED'e ölçülü indirim, fa indirim çağrısı ki özellikle FED'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerde bir miktar daha evrilme var. Kasım ayına ilişkin Pas geçebilme ihtimali de artık masada. Dolayısıyla iki toplantıda da 25'er bas puanlık bir indirim beklentisinin şu an daha yumuşama ihtimallerinin kuvvetlenmesiyle birlikte piyasa fiyatlamaları üzerinde de baskılar artıyor ki Bank of America İcra Kurulu Başkanı Monian tarafından yapılan açıklamada Fed etkilerini ölçülü faiz indirimlerini gerçekleştirmeye çağırdı. Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalar da dün önemliydi. Faizin yönü belli hızı belli değil dedi. Aşağı yöne aslında yine işaret etmiş oldu. Ekonomi sağlığına ilişkin endişeler Euro bölgesinde çok daha ön plandayken enflasyonun orada kontrol altına alınma hikayesi de elbette bu indirim tarafını destekliyor gibi duruyor. Bunun yanı sıra Trump'ın kazanma senaryoları bu kez özellikle raporlara girmeye başladı. Goldman tarafından yapılan bir açıklama vardı ki Trump kazanırsa euro ya karşı euro e, dolara karşı %10'a kadar düşebilir şeklinde açıklamalarda öne çıkıyordu ki dolayısıyla euro dolar paritesi hem önemli bu süreç içerisinde zayıf seviyelerine devam ettirecek mi? Trump e, karşısında özellikle güçlü dolar temasının son günlerde öne çıkma hikayesi euronun zayıflanıp bir miktar daha öne çıkarmış gibi duruyor diyelim ve piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetleyelim. Hızlıca veri takvimine geçelim. Dijital Kaleniz NGN sunar. bugünün özelinde neleri takip ediyoruz tüketici güven endeksi Ekim ayına ilişkin saat onda gelecek 16.45'te ise Kanada faiz oranı yakından, faiz kararını yakından takip edeceğiz. Euro bölgesinden ise Washington'da Chris konuşmalarını, açıklamalarını takip ediyoruz. IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları bu haftanın özelinde devam ediyor. Önemli açıklamalar da geliyor. Türkiye saati itibariyle 17'de takip edeceğiz. Aynı saat diliminde ise Tüketici Güven Endeksi yine gelecek. Saatler 21'i gösterdiğinde ise ABD'den 5 kitap önemli işaretler olabilir. Arjantin'den Ekonomik Aktivite Endeksi Ağustos ayına ilişkin saat 22'de de takip ederken 23.30'da ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Beyle'nin yapacağı açıklamalar 23.30'da yine İngiltere'ye dair de aslında ekonominin gidişatı özellikle merkez bankacılığı adına önem arz ediyor. Dijital Kaleniz NGN sundu. Kimi araştırma masası ile devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu Kıratlı ile birlikte devam ediyoruz. Evet Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Şimdi aslında BOFA'nın CEO'su Fed'i faiz indirimlerinde ölçülü zabranmaya çağırdı. Çok. Ay, böyle olunca dolarda yükseliş, hisse senetlerinde baskı, tahviller tarafında da 4.20'nin üzerindeki seyir derken aslında ne işaret etti? Tahvil piyasaları bir miktar daha agresifleşmeye mi başladı? Bu ne getirir? Şimdi bu haftanın gündemi bir tahvillerdeki oynaklık, iki para birimleri Hı. üzerindeki oynaklık. Bunun da yansımasını Trump fiyatlaması diyebilirim çok net Hı. ifadesiyle. Nihai Fed'in faiz oranının 4-4,5 bandında, 3-3,5 bandında değil de bir üst band olan 4-4,5 bandında dengeleneceği beklentisi. Yani faizlerin beklenenden biraz daha yukarıda kalacağı beklentisini burada tahvillerde oynaklığa sebep oluyor. En sert oynaklık oynaklık olduğu zamanlar 2023, 2024 Nisan ayında, Ağustos ayında ki bu kara pazartesi gibi Japonya'nın Merkez Bankası'nın faiz arttırdığı günde bir de şimdi seçim yaklaşırken. Şimdi bütün bu, bunlara ek olarak bir de biz önemli CEO'ların açıklamalarını da dinliyoruz. Bir kere hangi tarafı tuttukları da önemli oldu. İşte Jamie Dimon Harris destekliyor. İşte BoF'un CEO'sundan ölçülü faiz indirimleri çağrısı geliyor Fed'e. Bu belki biraz daha Trump tarafına daha yakın bir açıklama. Aynen öyle. Bir taraftan Lagarde izliyoruz. Aslında kriterlerinin hiç değişmediğini, 3 tane temel başlık altında gittiğini söylüyor. İşte bu da nedir? Enflasyon, istihdam ekseninde bak ve büyüme ekseninde baktıklarını söylüyor. Yolumuz belli diyor. Ve biraz da aslında Pavla da eleştiri yapmış. İşte biz burada daha çok çalışıyoruz. Gelip bir gün bizi çalışmalarımızı dinlemenizi öneririz, izlemenizi öneririz diye. Bir taraftan bu Lagarde'ın açıklamaları devam ediyor. Oradaki adımlar biraz daha ölçülü ama FED belirsizliği bütün bunları bu eksende birleştirince koruyor. Dolayısıyla şimdi şöyle de açıklamalar geliyor tabii Goldman Sachs gibi kurumlardan da işte Trump'ın kazanması ihtimalinde ve FED faizleriyle birlikte euro dolara karşı %10 evet. değer kazanıp kaybedebilir. Dolayısıyla bu haftanın, bu ayın ki seçimlere şurada iki hafta kadar kalmışken hep bizim konuşacağımız başlıkların arasında tahviller ve hangi para birimi daha güçlü olur? Hmm. Hangi ülke parite daha güçlü, kuvvetli kalır gibi başlıklar. Bir taraftan IMF'in projeksiyonlarını takip ediyoruz. Orada kırılganlık ve yüksek borçluk uyarısı veriyor ki buraya oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Biz de yayınlarımızı aslında izliyoruz. Belki bu anlamda Amerika'nın borç yüküne de biraz daha böyle mercekle bakmak gerekir. Bu yüzden de tahvillerdeki biraz daha baskı aslında daha aşikar şekilde ortaya çıkıyor diyebilirim. Ama genel olarak riskli varlıklarda ve tahvillerdeki oynaklığın sebebi bu faizlerin %4-4,5 bandında Trump seçilirse kalması ihtimali. Aslında bütün hikaye Daha da güçlü. güçlenme ihtimali bile olabilir. Bile olabilir. 5'e doğru bir hareket olursa Kesinlikle. orada tribülans yaratacak mı piyasalar nezdinde? Bu da önemli. Yani para birimleri de çok net bir resim veriyor Burcu. G10 para birimleri karşısında dün yine dolar güç kazandı. Güç kazandı. Bugün tahvillerdeki oynaklıkla birlikte Japonya hmm. tahvillerinde bir de Japonya'nın da de bir değer kazanması vardı. Onu da es geçmeyelim. Buradaki ben oynaklık endeksini alırken ne kadar yükseldiğini tamam. gösterdim. Genel olarak tahvillerin oynaklığını gösteriyor zaten. Japonya'daki oynaklık biraz daha fazla. Japonya'da oynaklık olduğu zaman Aralık'taki bu 19 Aralık'taki merkez bankası toplantısında faiz artırım beklentileri biraz daha piyasayı tedirgin edebilir. Onu zaten. Kasım seçimi atlattıktan sonra bir başlığımız da o olacak. Hmm. Yani yenin değer kazanması ve buradaki oynaklık. Dolayısıyla tahviller tarafında belli ki bu oynaklık sürecek. Bunu hatta 1995'teki evet. Alan Greenspan'in o faiz indirme, yumuşak iniş senaryosu hareketlerine de benzetiyorlar. Bakalım evet. mı, tutacak mı, aynı olacak mı? Peki, şimdi bir de bankacılık tarafına bakalım mı? Dönelim hmm. özellikle burada kamular sektörünün altında. Yani fiyat değer, defter değerine burada incelemişsin. Bankacı fiyat defter değeri 1.16 demişsin. Dolayısıyla içeride de yakından takip ediyoruz. Başla. Bunun giriş seviyesi olarak yabancılar dikkat çekiyor. 0.90 ila 1 arasında cazip giriş seviyesi olarak söylüyorlar. Şu anda da aslında cazibe yakın diye ben bunu aslında koydum. Banka bilançoları yarından itibaren Akbank'la birlikte gelmeye başlayacak ve dolayısıyla defter değerleri bir kez daha hani baktığımız durum olacak. Şu anda bankacılık endeksinin defter değeri genel olarak piyasa ortalamasına yakın seyrediyor. Akbank'ın 1.17 işte genel olarak ortalama 1.16 imiş. Güçlük alanlar var. Burada güçlük alanlar işte Garanti Bankası en zayıf alanlardan bir tanesi de İş Bankası diyebiliriz. Ki gerçekten bunlar sonuçları yansıtıyor. Şimdi Garanti en iyi sonuçlar açıklaması beklenen banka. İş Bankası'nda evet. ise iştiraklerden dolayı kötü sonuçlar bekleniyor. Genel olarak kötü... E, de, Tabloya baktığımız zaman ise dün mesela yabancı girişleriyle birlikte alım olduğunu gördük. Ama bu e, nasıl diyeyim o kadar kalıcı hale gelip biz o kadar aslında o belirsizliği Aynen. hala yansıtıyor ki endeks. Bu bankacılık endeksindeki defter değerinin bir şey ifade edip etmediğini bile çok şu anda anlayamıyoruz. E, endekste kalıcı olarak para girişi ve e, nasıl diyeyim e, bu belli seviyelerin teknik anlamda geçildiğini mutlaka görmek lazım. Peki. Teşekkür ediyoruz Burcu Kıratlı, YFM Araştırma Masası'nı noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. Bugün gün New York'ta düzenlenen Global Düzenleyici Forumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan' da konuşmacı arasında yer aldı detayları verilmiştir. Finansal piyasalar son dönemin politik, ekonomik ve teknolojik açıdan en çalkantılı yıllarından birini geride bırakmaya hazırlanırken enflasyondan savaşa kadar uzanan tehditler ise hala gündemdeki yerini koruyor. Bu yıl 22 Ekim'de dördüncüsü düzenlenen Bloomberg'un Global Düzenleyici Forumunda da finansal sistemin geleceği ve değişen dünyadaki zorluklar konuları ele alındı. New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte finans, iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasındaydı. Yeni finansal riskler, bilinmeyen bilinmeyenlere hazırlık panelinde konuşan Fatih Karahan bilginin yayılma hızının önemine dikkat çekti ve şöyle devam etti. Bilginin şu anda yayılma hızı 5-10 yıl öncesine göre çok farklı ve bunun önemli sonuçları var. Elbette piyasa verimliliği açısından harika bir şey ama aynı zamanda çok fazla amplifikasyona da yol açıyor. Artık çok daha fazla oynaklık var ve bunun piyasadaki temellerle daha az, belki de duygularla daha fazla ilgisi var. Bu da finansal piyasalarda daha az verimli sonuçlara ve çok daha fazla oynaklığa neden oluyor. Bu başa çıkması çok zor bir durum. Çünkü önleyebileceğimiz somut bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu nedenle politika yapıcılar ve merkez bankacıları olarak fark yaratan şeyin güvenilir kurumlara sahip olmak olduğunu düşünüyorum. Eğer doğru bir politika çerçevesine ve halkın gerektiğinde her şeyi yapacağınıza dair güvene sahipseniz, bunun piyasaları sakinleştirmeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Çoğu zorluğun yerel gibi görünse de aslında birçok gelişmekte olan piyasa için ortak olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Karahan, Merkez Bankası Başkanı olarak endişelendiği konulardan birinin sermaye akışları olduğunu belirtti. Hızla büyüyen ekonomiler genellikle çok fazla sermaye çekme eğilimindedir. Ancak bu sermaye akışları oldukça dalgalıdır ve çok hızlı bir şekilde de çıkabilirler diyen Karahan, oluşabilecek makroekonomik dengesizliklere dikkat çekti. Ve bir son dakikamız var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile uygun koşulu 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzaladı. Yakından takip edeceğiz ve detayları da aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Borsa İstanbul konuşuyoruz. Hemen Soner Kuru'ya dönüyorum. Marbaş Menkul değerler. E, genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizlerle birlikte. Soner hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk Pelin. Soner aslında satıcılı bir seyir e, sürecinden geçtik ki dün %2'nin üzerinde bir değer kazancı yatırımcı için bir umut olmalı mı? Bir dip den dönüş hikayesi artık bu seviyelerden başlar mı tartışması sürerken ben de o genel soruyla başlayayım. Hakikaten dipten dönüyor muyuz ne dersin? Yani e, borsayı sermaye piyasalarını e, öngörebilmek açısından e, zor bir dönemden geçiyoruz. E, sebebi şu: e, bizim öngörü yapabilmemiz için e, hacimli fiyat hareketi gerekiyor ama piyasada siz de yayınlarınızda bahsediyorsunuz bundan şu anda ciddi bir likidi de eksikliği var. Ekim ayını ortalama 101 milyarla geçiriyoruz günlük bir sütümde. E, geçen sene Ekim'de bu 170 milyardı. Eylül'ü 110 milyarla kapattık. Yani Eylül'den e, daha e, hacim noktasında daralan bir yere doğru gidiyor piyasa. E, bu likidite koşulları altında tahmin yapmak zor. E, hacim olmayınca ne oluyor? Piyasada homojenite kayboluyor. Yoğunlaşma meydana geliyor. E, yine aynı şekilde... Son dönemde gündeme gelen Viyop'taki e, pozisyonlardan bahsediyorum. Çok ciddi bir yoğunlaşma. Şimdi buradan düne geleyim. Dünkü yukarı gidişin ana sebebi de o Viyop'taki pozisyonların %10 kadar e, short pozisyonların çözülmesiyle birlikte oldu. Yaklaşık bir 15-20 bin kontrat oradaki short pozisyonlar kapanınca e, piyasanın bir miktar yukarı gittiğini gördük. Şimdi burası dip midir? Buradan bir dönüş başladı mı sorusu için dediğim gibi yani oradaki hı hı. E, portföyün ne yapacağını bilemiyoruz. Belli bir grubun, bir toplumun hareketini öngörebilmek daha kolay ama bir kişi veya bir yapının hareketini tahmin etmek daha zor. O yüzden seviye konuşmak zor ama şunu söyleyebilirim: e, Herhalde Ekim ayındaki bu seviyeler dip olacak. Kasım ayında e, piyasanın biraz daha en azından Ekime kıyasla pozitif olmasını bekliyorum. Sebebi şu: Biyop'taki e, pozisyonların Aralık vadeye ötelendiği ile ilgili elimizde bir veri yok. Büyük ihtimalle bu ay sonu bu pozisyonlar kapanınca piyasada bir miktar rahatlama geliyor olacak. Ama hani dediğim gibi şurada bir hafta kaldı ayın kapanmasına aralık vadede bu pozisyonlar açılır mı bilemeyiz. Hı hı. Ama şu an elimizde böyle bir veri yok. O yüzden Kasım ayına Ekim'den daha pozitif bir ay olmasını beklediğimi ifade edeyim. Yani böyle bir ihtimalle de karşı karşıya kalmamanın tek yolu açığa satış yasağının kaldırılma hikayesinden geçmez mi o zaman Soner? Yoksa bu daha da türbülans arttırır mı? Yani şöyle, e, orada e, açığa satış uzun süredir yok. Ödünç pay piyasası uzun süredir yok. Neredeyse yeni normalimiz bu oldu. Bunu e, açığa satış yasağını kaldırmak piyasada likiditeyi arttıracak bir adım. Burası pozitif tarafı. Ama benim anladığım kadarıyla e, ondan yine bahsetmiştik. Yani Borsa İstanbul biraz... E, e ee, ne diyelim? Sosyal bir alan haline geldi. Şimdi yatırımcı sayısı 7,5 milyonlarda. Yani açığa satışı verdiğinizde piyasaya gelen yeni bu 5 milyon kullanmayacak. Daha azınlıkta olan profesyonel kesimin eline belki de bir araç vermiş olacağız. Ee, anladığım kadarıyla bundan dolayı açığa satış e, bir süredir e, ne diyelim hayatımızda yok. Önümüzdeki döneme için önümüzdeki döneme ilişkin benim açığa satış yasağının kalkacağına dair beklentim var. Belki bu yıl içinde de olabilir bu. Ee, takip edeceğiz. Bir miktar tabii likiditeyi Borsa İstanbul açısından spot tarafta e, ferahlatır. E, ciddi anlamda artık orası e, daraldı gibi görünüyor. Peki sona şimdi e, fiyat defter değerini biraz konuşalım isterim. Bankalar öncülüğünde özellikle tartışma konusu olmaya da devam ediyor. E, bir tarafta bankalar tarafında tekniğin de sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmayacağı da test edildiği günlerden geçiyoruz. Şimdi dolayısıyla önce... 1.16 seviyesinde oldum Burcu Kıratlı grafikte bize gösterdi. Dolayısıyla burada yabancının aslında görece pahalı seviye diye nitelendirebileceği bir seviye diyebilir miyiz? Yoksa hayır bu seviyelerden bir alış hikayesi başlar mı? Yani baktığımızda şöyle yani özellikle Türkiye'de bankacılık sektörünün benzerleri, uluslararası evet. benzerlerine baktığımızda e, pahalı bir görüntü hikayesi yok bankacılık fiyatlaması açıkçası zaten çok da buradan gelmiyor e, Türk borsasında biraz daha yabancı hareketlerini e, bankacılık üzerinde okuyoruz Çünkü ilk buradan giriş çıkış yapıyorlar ve Türkiye riskini e, Türkiye bankaları üzerinden e, alıyorlar şu anda e, ki manzara'da yabancı yatırımcı e, Türkiye'nin bu hikayesini orta vadede satın almıyor. Şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Bu hikayeye kısa vadede ortak olmak isteyen, bu getiriyor ortak olmak isteyen yabancı yatırımcı faize geliyor. Çünkü faizde bugün tuşa basıyorsunuz, yarın paranızı alıyorsunuz. Orada herhangi bir likidi de riski yok. Orta vadede bu hikayeye ortak olmak isteyen hisse senedi piyasasına gelir. Uzun vadede bu hikayeye gelen gelir burada istihdam sağlayacak, yatırım yapar. Yani şu anda bunları göremiyoruz. Biraz daha bankacılık üzerinden yaptığımız bu okumada yabancının Türkiye hikayesine orta vadede ...ortak olmak istememesi olarak yorumlayabiliriz. Zaten Mayıs ayından itibaren yabancı çıkışı 3.3 milyar dolara ulaştı. Ee, Ekim'de bu noktada sadece Ekim ayında 500 milyon dolar bir çıkış var. Ee, bunun da yoğunluğunun zaten yine bankalardan olduğunu biliyoruz. Özellikle özel bankalarda yapı kredi gibi e, ciddi fiyatlarda geri çekilme takip ediliyor. Ee, biraz daha bununla ilgili. Yani şu anda e, fiyatlamalara konu olan belki de işin ucuzluğu pahalılığından ziyade... Türkiye riski, Türkiye riskinde de son dönemde artan jeopolitik risk hikayesi galiba biraz daha öne çıkıyor. Peki Soner, şimdi bir tarafta da aslında Borsa İstanbul'un en yetici güçlerinden bir tanesi de yatırım fonlarıydı buradaki ki sayısının azalma hikayesi borsada ne kadar aslında satışlarda etkili olduğu ya da borsa yatırımcısının şu andaki bu likiditeyi arttırmaya yönelik bir isteğinin ya da iştahının olmadığı aşikar ya da yabancının satışı karşısında yerlinin bunu karşılayamadı. Bu tarafı nasıl okumak lazım? Orada bir hareketlenme söz konusu olabilir mi? Şöyle, şimdi Türkiye ekonomisi öyle bir darboğazdan geçiyor ki yani Artık işte esnafın da işi gücü eski yoğunlukta değil daralıyor. Ee, ücretli çalışan da zaten harcanabilir geliri iyiden iyiye eridi. Bu sefer ne yapıyor insanlar? Bir miktar işte tasarruflarına yöneliyor. Ee, diğer tarafta tabii ki uzun dönemdir devam eden o alternatif getiri, aylık yüzde beşlerdeki faiz getirisi yine baskı yaratıyor ama... Fonlardaki çıkış ister istemez piyasaya baskı yaratıyor. Çünkü fondan paranızı çektiğinizde bunu likidite etmek için fonun e, satış yapmak durumunda olduğunu biliyoruz. Biraz burası da son dönemde baskı yapıyor. Şöyle bir durum var ama bu son dönemin hikayesi bu sene yani 2024'te fonlara ciddi bir giriş oldu. Ee, özellikle hisse senedi piyasasına gelen işte 6-7 milyon yeni yatırımcı belki daha fazla. Ben bu işi bir bilene emanet edeyim eğilimine girdi. Burası önemli. Türkiye sermaye piyasalarının dönüşümü açısından da burası önemli. Çünkü gelişmiş ekonomilerde de insanlar doğrudan zaten hisse senedi alıp satmaz, tuşa basmaz. Fonlar üzerinden hisse senedi yatırımcısıdır. Türkiye'de buraya doğru gidiyor. Bu işin önemli kısmı ama e, dediğim gibi ekonomik darboğaz öyle bir yoğunluğa ulaştı ki talep noktasında insanlar bir noktada artık o tasarruflarını likidi de edip e, harcamaları için e, açıkçası kullanıyorlar. Buradan da piyasaya gelen bir baskı olduğunu görüyoruz. Şöyle bir parantez açayım. Dün özelliği için biz deprem sonrası görmüştük. Özellikle ziraatin fonlarını dün bir miktar e, bankacılık tarafına Ziraat fonları üzerinden giriş oldu. Orada da en önemli e, alıcı e, halk yatırım tarafıydı. Sanki biraz böyle kamu ağırlıklı fonların piyasaya geldiğini gördük. Bunun devamı gelirse eğer, bu bir günlük bir hareket değilse piyasa için olumlu olur. Tabi dün e, siyasi gündem de çok yoğundu biliyorsun yeni açıklamalar, yeni tartışmalar. Evet, e, belki bir miktar orası için olmuş olabilir ama hani o parantezi açayım dün piyasada biraz kamu vardı gibi görünüyor. Peki şimdi e, yani burada madem en geride bıraktık tartışmaları da ortaya çıkmaya başlamışken bu süreç içerisinde faiz indirimlerini de konuşmaya başladığımız bir süreçten geçerken ama bir gerçek var ki işte parasal gevşemeden bahsetmeye devam etmeyeceğiz etmemeye daha doğrusu bu da parasal gevşemeden söz etmeyeceğiz. E, aksine reel faiz döneminin devam edeceği bir 2025 yılı olacak. Yani iki tarafı dengeleyen bir süreç. O yüzden Borsa İstanbul'un gidişatı da kritik. Burada yüksek bir seyir, bir ivme kazanabileceğini buna rağmen düşünüyor musun Soner? şöyle e, şimdi nasıl bir 2025 bir kere faiz indirim patikasının e, başlayacağı bir 2025 yani ya bu yılın sonu ya 2025'in başı faiz indirim patikası e, Türkiye ekonomisi giriş yapmak durumunda e, Çünkü reel ekonomide buna ihtiyaç var şu anda e, Evet ekonomide bir kilo kaybı var enflasyonla mücadele çerçevesinde ama kastan gidiyor e, Sanayi üretimi çok yıprandı Keza bakıyorsunuz o talep biraz daha kuvvetli bu çok istenen bir durum değil ama sanayi tarafını e, bu noktada e, ayakta tutmak için e, en azından ben faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyorum. Enflasyonla mücadelede o istenen seviyelere gelinmese dahi yani dördüncü çeyrekte aylık bir buçuklara geleceği bekleniyordu. İşte en son aldığımız rakam 2.97 İkinin altına gelme ihtimali yine Ekim Kasım aralıkta zor gibi görünüyor. Yine Ekim'de iki küsürlerde bir e, enflasyon alıyor olacağız. Ee, faiz indirimi demek negatif reel faiz bölgesinde olmak değil beklenen enflasyon karşısında pozitif de olmaya devam edeceğiz ama yani, bu sıkı ortamdan da bir miktar iş gevşemeye doğru gidecektir. Bu Borsa İstanbul açısından destekleyici olur. Şimdi hisse senedi fiyatlarına bakıyoruz özellikle. Birçok e, anlı şanlı şirketin neredeyse %30-%40 zirvesinden gerilediğini görüyoruz. E Bu şirketler önümüzdeki yılda hayatımızda olmaya devam edecek. E, bu faiz önümüzdeki yıl bu seviyede olmayacak. Ben şöyle bir yıl vadede 9 ay ile bir yıl vade arasında Borsa İstanbul'un faizi geçeceğini düşünüyorum endeks bazında hisse bazında tabii çok daha önemli hareketler olacaktır çünkü birçok e, mesela Koç Holding gibi e, endeks hisselerinin e, daha negatif ayrıştığı bir ortam var. Bunlar önümüzdeki yıl toparlanma e, aşamasında olacaklar. O yüzden e, para politikalarının negatif reel faiz bölgesine geçmesinden bahsetmiyoruz ama bir miktar nefes aldırılmak durumunda evet. bu başlayacak ve bu da Borsa İstanbul tarafında destekleyici olacak. Çünkü son satışlarda ciddi iskontol hale geldi piyasa. Marbaş Mekul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru çok teşekkür ediyorum. Maktarlıkların için, detaylar ediyorum. için ve güzel de bir seans günü diliyoruz. Bizler de sizlere. Efendim kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Özellikle vadeli taraftaki açılışa işaret eden seviye, yatay pozitif bir seviye. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve hemen info yatırıma gidiyoruz. İsmail Güner'den detayları karşılıyoruz. İsmail bugünden de bekleriz. Evet, günaydın Pelin. E, bu sabah itibariyle e, piyasalarda e, özellikle de e, Biyop tarafında e, biraz daha hafif yukarı yönlü bir e, başlangıç görüyoruz. Spot tarafta da yine dünkü yukarı yönlü yükselişin biraz daha yük, yani çok fazla yani dünkü kadar yükseliş beklemesek de biraz daha hafif de olsa yukarı yönlü bir açılış olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle de piyasalarda veri açısından bu hafta oldukça zayıf bugün hem içeride hem de Euro bölgesinde tüketici güven endeksi açıklanacak ve diğer taraftan Amerika tarafında 5 kitap verileri bekleniyor. Bununla birlikte yarın itibariyle de perşembe ve cuma günde PMI verilerini takip edeceğiz. Küresel tarafta aslında risk iştahı geçtiğimiz haftalarda oldukça yüksek seyrederken e, bu hafta aslında yine zirve seviyelerde, e, fakat borsaların özellikle de yatay seyrettiği bir e, görünüm var. Amerika'da bilançolar gelmeye devam ediyor, orada beklentilerin üzerinde karların açıklanıyor olması e, şu an için e, risk işçanın e, şu anda bu seviyelerde e, kalmasına sebep oluyor. E, diğer taraftan Fed üyelerinin e, son günlerde e, açıklamaları oldukça yoğunlaşmış durumda. Sözlü yönlendirmeler devam ediyor. Sene sonuna kadar 50 bas puanlık daha bir faiz indirimi piyasalarda şu anda fiyatlanmaya devam ediyor. Diğer taraftan ECB Başkanı'nın bugün IMF Dünya Bankası toplantısında konuşması bekleniyor. Verilecek mesajlar önemli ve Amerika'da şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de artık Kasım ayındaki Başkanlık seçimleri burada da Trump'ın önde görünüyor olması piyasalar tarafında biraz daha farklı fiyatlamaların yaşanmasına sebep oluyor. Özellikle de 10 yıllık ABD tahvilleri tarafında ciddi anlamda yukarı yönlü bir seyir var. Orada da seviyeler yaklaşık olarak 420'nin üzerinde diyebiliriz özellikle de Trump'ın açıklamalarında gevşek maliye politikaları ve gümrük vergileri konusundaki artış yöndeki açıklamaları şu an için tahviller tarafında satışların biraz daha hızlanmasına sebep oldu. EK'ler tarafına bakıyoruz, orada ons altın tarafında yukarı yönlü yükseliş devam ediyor. Yine yeni bir rekor daha kırıldı, 2.750 doların üzerine çıkıldığını görüyoruz. Bizim piyasalarımıza baktığımızda, bizim borsa İstanbul tarafında en son yine en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, enflasyon piyasaları meşgul eden konulardan bir tanesi. Enflasyonla ilgili beklentilerin yukarı yönlü revize ediliyor olması piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Evet. Şu an için borsa İstanbul tarafında dün bir tepki yükselişi yaşadık. Bu tepki yükselişinin devam edebilmesi için 9000 seviyesinin üzerinde kapanışları görmek istiyoruz. Özellikle de dünkü sert yükselişlerle birlikte burada 9000 üzerinde kalınabilirse 9200 lere doğru bir tepki yükselişi olabilir. Evet. Kısa vadede 8700 seviyesinde destek olmasını bekliyoruz peki. İsmail çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıkların için güzel bir seans günü diliyoruz bizlerle. Sizlere FM programı noktalıyorum. 10.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.